Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bebek elbisesi çalışması yapacağız. Elbisemizin üst kısmını yani roba kısmını örüyoruz. Daha sonra belirlediğimiz, beğendiğimiz bir kumaş parçasıyla eteğimizi çalışıp robamızla eteğimizi birleştirerek bu güzel elbisemize ulaşıyoruz. Ben robamızı örmek için gazalım baby cotton ipini kullandım. İpimiz 50 gram ve 165 metreden oluşmakta. 2,5 numaralı tığımla ördüm. Bir tane ipimden bu kadar ipim kaldı. Yani bir tane ip gayet rahatlıkla bu elbisemizi çalışmak için yeterli oldu. Şöyle göstermek istiyorum modelimizi. Ön kısmında 3 tane ben düğme kullandım. Arkasını çevirmek istiyorum. Arkasında ise şöyle gayet güzel dilimli dilimli bakınız alt kısımları. Gayet güzel oldu eteğimize birleşme noktası. Kafes ve trabzan çalışmasıyla ördük. Dilediğiniz yaş grupları için dörder trabzan artış yaparak büyütebilirsiniz. Şöyle örmesi son derece kolay ve fark ettiğiniz gibi bakınız çok da az ipimizi kullandık. Eteğimizi dilediğiniz kumaşlardan, satenlerden, kotlardan, tüllerden, pazen, basma, poplin kumaş ne arzu ederseniz eteğimizin kumaşını ona göre çalışabilirsiniz. Dilerseniz buradaki fiyongumuzu çalışmaya da bilir. Düz sade etek ve roba olarak kullanabilirsiniz. Evet ölçülerimize hemen bakalım. Ölçümüzü üstten omuzumuzun en üst noktasından tutuyorum en uç noktaya kadar etek ucunu ölçüyorum 38 buçuk santim şöyle hemen hemen 39'a da gelmek üzere 38 buçuk robamızı ölçelim robamızın genişliğine bakalım omuz genişliği bir uçtan diğer uca 26 santim şöyle 26 santim boyut olarak yüksekliğine baktığımız zaman en üst kısımdan ölçüyorum. En alt kısmı ise 18 santim. Robamızın. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Robamızın bölümleri için zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Ve önüm için olan parçayı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6... 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane önüm için ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane kolum için ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 zincirde arkamız için ördüm tekrar 1 2 3 4 5 14 kolumuz 12 zincir önümüz için 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet bütün bölümlerimiz için zincirlerimizi çektim şimdi 1 ve 2 2 tane zincir geriye çekiliyorum. 1 2 zincir ilave ediyorum. tığın başını doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman hiçbir zaman ne ilmek fazla ne de eksik olacak. Yani trabzanlarımızın sayısı tam olacak. 2 trabzanımı ördüm. sırasıyla ile örmeye devam ediyorum. Her zincire bir tane batıyorum. 3 defa da örüyorum. 12. tırabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere değil, bir sonraki zincir içerisine batıyorum ve kolum için 14 tane zincir çekmiştim. Her birisine birer tane trabzanımı örerek kolumun da ilk sırasını tamamlamak için devam ediyorum. Bakınız bu şekilde. Bir defa dolayalım. 3 defa da çekelim. 1 2 3 doluyorum. 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14 trabzanımızı kolumuz için ördüm. Ayrım yerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batmıyorum. Hemen yanındaki zincirime batarak 3 defa da trabzanımı örüyorum. Arkamız için 20 tane zincir çekmiştik. Her zincirimizin üzerine birer trabzanımızı örerek ilerleyelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Arkam için gerekli olan trabzanımın sayısı tamamlandı. 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2. Tığımın başını dolayarak yanındaki zincirime batıyorum kolumuz için 14 tane trabzanımızı örüyoruz trabzanlarımı tamamladım 2 4 6 8 10 12 ve 14 tekrar 14. trabzan üzerine 2 zincirimi çekiyorum diğer bölümüme geçiyorum ve yanındaki zincirden başlıyorum Diğer önümüz için 12 tane çektiğim zincir üzerine 12 trabzanımı örerek son parçamı da tamamlamış oluyorum. En son bölümümüzü bitirdik ve bu şekilde bölümlerimizi tamamladık. 12 12 önlerimiz, 14 14 kollarımız, 20 trabzan arkamız olarak başladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine 1, 2, 3 trabzanım örüyorum. Kenarda 2 tane trabzanım ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum yukarıdaki bir zincir aşağıdan bir tane trabzan atlamamızı sağlamakta tığımın başını doluyorum atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum kafeslerimizi bu şekilde yapıyoruz bir zincir çekiyorum aşağıdan bir atlayıp diğerine batıyorum bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum yukarıda çektiğim her bir zincir aşağıdaki bir tane trabzanımı atlatmakta bana son trabzanıma battım şöyle ipimi yarım çekildi hemen düzeltiyorum şöyle görelim iki tane trabzanım bir iki üç dört beş tane kutumuz oldu şimdi zincirimin bulunduğu noktaya geldim burada artışlarımı yapıyorum önden kola doğru geçişimizi yapacağız Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Yuva için girerek iki tane trabzanım örüyorum. Bir, iki. İki artışımı yaptım önümüz için. Bir, iki. İki zincirimi çektim. Tekrar bir, aynı yere iki. İki tane artışımı yaptım. Şöyle bakalım. İki trabzanımız bir, iki, üç, dört, beş. 6 tane kutumuz, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız da şöyle önümüzün bir tanesini tamamladık. Şimdi kolumuza geçelim. Şuradan itibaren kolumuzu örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzana batıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, atlıyorum, diğerine batıyorum. İki zincir çektiğim yere doğru ilerliyorum. İki zincirimizin bulunduğu noktaya geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine bir trabzanım atlıyorum. İki tane trabzanımı yuva içerisine örüyorum. Burada trabzan olsa da bir zincir çekip geçiyoruz. Olmasa da bakınız burada bir tane trabzanımız vardı. Şöyle açarak göstermek istiyorum tekrar. Bakınız bir tane trabzanımız burada vardı. Eğer burada olmasa bile yine şu araya öreceğimiz zaman mutlaka bir tane zincir çekip araya iki trabzanımızı yerleştiriyoruz. Bir zincirimi çekiyorum, atlıyorum, iki trabzanımı örüyorum. Ve iki. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar yuva içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Kolumuzu da bu şekilde ördük. Artışlarımızı yaptık. Yine arkaya geçişim için bir tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımı batıyorum. Bir zincir aşağıdan bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum ve diğer ayrım yerine kadar aynı işlemi tekrar ederek ilerliyorum. Rubamızın arkasını artış yerimizden itibaren örerek geldim. Kaç kutucuk olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 tane kutumuz oldu ve son trabzanı ördüm. Bakınız. Son trabzanımız örüldü. Bir tane zincirimi çekiyorum. Artış yerime geçiyorum. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, bir zincir, yuvaya giriyorum, iki tane trabzan. Evet, burada arkamızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle görelim, önümüzü, kolumuzu, arkamızı ördük. Şimdi tekrar aynı işlemi kolumuzda da uyguluyoruz. Bir zincirimi çekiyorum, bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atla ayrım yerine kadar gelelim. Ayrım yerimin bulunduğu noktaya kadar geldim. En son trabzanımı ördüm ve zincirimin bulunduğu noktaya geçişimi yapmak için hazırım. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum, bir kutucukta ayrım yerine gelmeden bu şekilde oluşturuyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. İki zincir, tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 2 şöyle görelim. Bir zincirimi çektim. ve Devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buraya, bakın zincirimi çektim. İlk trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp batıyorum. Her iki önümüzün eşit olması gerekmekte. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olması. Yani fark edecek bir kafestir ama ona dikkat edelim. Bir zincir çekiyorum. Son iki tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. Kutucuklarımızı örerek ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. 2 trabzanımız hemen önlerde ve sayalım 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 da kutucuklarımız önümüzde hazır şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 2 tane trabzan diğer tarafı çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 2 tane de trabzanımız şimdi 3. sıramıza geçelim bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Örüyorum. Bir tane zincir çektiğim yere bir tane trabzan şöyle alttan girerek örüyorum. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Yuvanın içerisine alttan girerek örüyorum. Trabzanımın üzerine yuvamın içerisine trabzan üzeri yuvanın içerisine şöyle alttan kavrayarak giriyorum. Bir tane yuva içerisi, bir tane trabzan, bir tane bir zincir çektiğimiz yuvamız, trabzanımız şekliyle örüyoruz. en son yuvamı da ördüm şöyle görelim bakın son kutucuğumuzu ördüm şimdi iki tane trabzanımızın her ikisini de örüyorum bir ve iki yapmış olduğum artışlarımı ördüm şimdi ara boşluğa girerek iki tane trabzanımı örerek üçüncü sıramızda da yine iki tane artışımızı yaptık araya iki tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum İki tane trabzan yine aynı yuva örüyorum 1 ve 2 trabzanımın üzerine diğer trabzanıma bir tane zincirimizin bulunduğu noktaya trabzana zincire bu şekilde örerek ilerleyelim. Şuradaki artış yerlerinde yine aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örelim. Üçüncü sıramızı tamamen trabzanlardan oluşturarak bitirelim. Rubamızın üçüncü sırasını trabzan olarak bitirdik ve şu şekilde görülmekte. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi 2. E, ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Yani kafeslerimizi öreceğiz ve aynı işlemimizi yine tekrar. En son trabzanımızı, iki trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Bu iki trabzan robamız bitene kadar kenarda duracak kafes olduğu zaman iki diğeriyle zaten devam etmekte. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde örgümün arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. İki trabzanı yan yana ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Zincirimi çekiyorum. Zincirimi çekip bir trabzan atlayıp diğer trabzanımı batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum bakın son trabzanımı buraya yuva içerisine girerek iki tane artış trabzanımı yan yana örüyorum aralarına zincir çekmeden iki tane zincirimi çekiyorum kolum için olan bölümün iki trabzanını yine yan yana örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum bir zincir, atlayıp bir trabzan. Dördüncü sıramızı işlemimizi tekrar ederek sona kadar getiriyoruz. Artış yerlerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı uyguluyoruz. Diğer yerlerde ise bir tane zincir çekip alttan bir trabzan atlıyoruz ve sona kadar devam ediyoruz. Kafes sıramızı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıramızı örmüş olduk. Şimdi bütün kafeslerimizin içerisine bu sıramızda yapmış olduğumuz gibi bir tane kafesin üzerine bir trabzanımıza kafesin trabzanın şeklinde örerek tamamlayacağız. Ve modelimiz yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Yeterli ölçüye ulaştıktan sonra kolumuzu gövdemizden ayırmak için yeniden birlikte olacağız. Şimdi diğer sıramıza geçelim. En son trabzanımızın üzerinden zincirimi çekiyorum. Yani arka yönde 1, 2, 3. Yönü çeviriyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimin içerisine trabzanımın üzerine zincir içerisi trabzan üzeri zincir içerisi trabzanımın üzeri şeklinde biraz büyütelim kol ayrım yerine gelince yeniden birlikte olalım burada her bölümümüz için yine ikişer ikişer artmayı unutmayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 sıra ördük şimdi kolumuzu birleştirelim 9. sıradayım trabzanlarımızı örmeye başlayalım İkinci trabzan üzeri örüyorum kafesimizin içerisi trabzanımızın üzeri tekrar kafes içi sona kadar yani kolumuzun bulunduğu yere kadar birer birer örelim. Birer birer trabzanlarımızı örerek kol altımıza kadar geldim. Bir trabzan iki tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Eğer bebeğimiz kiloluysa buradaki zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Bir trabzan, iki tane trabzanı arkamıza yani önümüze örüyoruz. Şöyle görelim. Sonrasında birer birer trabzanlarımızı diğer kol ayrım yerine kadar örelim. Yelek çalışması daha çok yaptığımız için genellikle bu geniş bölümü arkada kullandığımız için bazen ön arka şeklinde yanlış ifade ediyor olabilirim. Lütfen siz anlayın. Burası arka olarak kullanacağımız bölüm, düğmeleri önde kullanacağız. Kol altına kadar geldim. 2 tane trabzanımızı yine artış yerimize örüyoruz. Diğer kolda kaç tane zincir çektiysek bu tarafta da aynı sayıda zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim. Büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ayrım yerinin içerisine girerek 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Sonrasında robamızın ön kısmına geçişimi yapıyorum. Birer birer hem kutu içerisine hem trabzan üzerine batırarak ilerliyorum. son trabzanımıza kadar örerek geldim şimdi buradan birleştirme işlemimizi yapıp tüm gövde halinde örmeye devam edeceğiz bitirdiğim yere geliyorum ilmeğimi takıyorum şöyle bakınız ilk zincirden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve çekiyorum 1 2 3 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanıma batarak kafesimi örmeye başlıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Örgümüzü çevirdik. Bana dikkat edelim. Bir zincir, bir atlayıp her zamanki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar etmekteyiz Aslında. atladım diğerine batıyorum zincirimize kadar geldim bir tane zincir yukarıdan çektim trabzanımı atlıyorum hemen ilk çektiğim zincirime batıyorum bir tane zincir çekiyorum sıradaki zinciri atlayıp diğer zincirimin içerisine giriyorum bir zincir çekiyorum bir zincir atlayıp diğerine batıyorum Kul altımıza da yeni kafeslerimizi ördük. Bir tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde başladığımız yere kadar ilerliyoruz. Atlıyorum. Diğeri Zincirimizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Bir tane yukarıdan zincir çektim. Hemen bir zincir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir yukarıdan çektim. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar yukarıdan zincirimi çekip aşağıdan bir atlayıp diğerine batıyorum. İlk çekmiş olduğumuz zincire bir zincir çekip ana gövdeye geçiyorum ilk trabzanıma batıyorum ve bir atlayıp diğerine batıyorum bir atladım diğeri bir atlayıp diğeri Başlangıç noktamıza kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine bir atlıyorum. Şuradan 5 tane zincir çekmiştik. Bakınız dördüncüsüne gelerek batalım. İlmeğimizi kaydıralım. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip örgümüzün yönünü çevirelim. Bir tane kafesin içerisine bir trabzan üzerine örelim. Ve artık görmüş olduğumuz gibi düzenimizi kurduk yukarıda yaptığımız gibi bir sıra trabzan bir sıra kafes olarak örelim ve görüşelim robamızı tamamladım kol altından sonra 1 2 3 4 5 5 sıra ördüm diğer yönden de görelim şu şekilde gayet güzel oldu şimdi buradan kenar çalışmalarımızı yapmak için başlayalım düğme ve ilik çalışmamızı yapacağız Aşağıdan giriyorum tam şuradan tığımın başını doluyorum, trabzanımın içerisine giriyorum tek seferde çekiyorum. İkinci kez girdim, tığımın başını doluyorum üçüncü kez girdim. Tekrar tığımın başını doluyorum, diğer trabzan'a geçiyorum iki defa örüyorum. Diğerine bir iki üç defa ördüm. Diğerini iki defa. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bir, üç defa birisine iki defa giriyorum. Tek seferde başını dolayarak alıyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanımın dibinden alıyorum ve tamamlıyorum şu şekilde 1 2 2 zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başında doluyorum. dibine girerek tek seferde çekiyorum yine aynı işlemimi tekrar ediyorum bir alt sırada örmüş olduğumuz yarım trabzanlarımızın tepesine batarak aşağı kadar inelim sonuna kadar örerek geldim. Burada düğmemizin olacağı bölüm. Karşı tarafa ise iliğimizi çalışacağız. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle en son ilmeğimi ördüm. İpimi koparmıyorum. Takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımı taktım. Alttan geçiriyorum ilmeğimizi. Ve trabzanımızın olduğu bölümden örmeye başlıyoruz. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 2 defa ördüm 3. ördüm diğerine 1 2 düz trabzanın olduğu yere 3 defa batıyorum 2 ve 3 kutucuklu olana 2 1 2 3 diğeri 2 1 2 3 Diğeri 2 En son 3 olarak örüyorum. 3. trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Burada düğmemizin iliklerini de çalışmaya başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. Burada iliğimizi açalım. Bir. 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını dolayıp düz örmeye devam ediyorum aşağıdaki yarım trabzanlarımızın hepsinin tepesine birer birer batarak iniyorum 2 4 6 7 7 tane trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3'üncüye batıyorum ve devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başında oluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum Tığımın başını doluyorum. En sona batıyorum. 3 tane iliğimizi açtık. Aralarında 7'şer trabzanımız var. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne olarak. Son sıramız sık iğne. 3 zincir çektiğim yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane yaparsak pot olur. Sonrasında birer sık iğne ile trabzanlarımın üzerinden atarak ilerliyorum. Şöyle biraz da sıkıştırarak örelim. Zincirimin içerisine iki tane sık iğne. Zincirimin içerisine yine 1 ve 2 sık iğne. Başlangıçtaki araya giriyorum şöyle bir tane sık iğne yeterli ipimizi buradan keselim şöyle görmenizi istiyorum 3 tane iliğimiz oldu 1 2 3 düğmelerimizin bulunduğu yere şöyle yerleştireceğiz Evet şimdi kenar çalışmalarımızı yapalım Elbisemizin etek kısmında kullanacağımız renklere uygun olarak sarı rengimi kol kenarlarına tığlamak için kullandım. Yakamızı da aynı şekilde tığlayacağım. Ben bir tanesini tığladım. Kolumuzun diğerini de sizlerle birlikte tığlayalım. İnce ip kullanıyorum. Eğer ince ipiniz yoksa lif ipini ikiye ayırarak yapabilirsiniz. Yine koton ipleriniz varsa istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Ortalayarak giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkaya şöyle arka boşluğa girerek batıyorum. Bir tane kirpik yaptım. İleriye batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir ileriye batıyorum sık iğne. İkinci sık iğneden sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve arkasına batıyorum. Boşluğa giriyorum ve kapatıyorum. Hemen aradaki bakınız trabzan aramızın içerisine giriyorum. Bir zincir çektiğim yere bir tane sık iğne. Araya zincir çekmeden diğer araya girerek bir tane daha sık iğne örüyorum. İkinci sık iğneden sonra üç tane zincirimi çekip hemen arkaya batıyorum. Bakınız arka şöyle boşluğa giriyorum. Kirpiğimi örüyorum. Öndeki trabzan arasına giriyorum. Bir sık iğne. Bir ileriye giriyorum. ikinci sık iğne. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2. sık iğnemin arkasına girerek batıyorum. Bir ileriye bir sık iğne. Bir ileriye ikinci sık iğne. 1 2 ve 3 arkaya batıyorum. Sık iğnem hemen bir ileriye. Bir ileriye bir sık iğne daha. 1 2 3. Başlangıç noktama geldim bir tane zincir çektiğim yere giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum düğümümü atarak ipimi buradan kesiyorum kollarımızın her ikisini tamamladık ipimizi arkaya gizleyeceğiz daha sonra şöyle görelim çok güzel oldu şimdi yakamızı çalışalım bir tane zincirimi çekiyorum yakamın kenardan şuradan bakınız başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzan arasına giriyorum. Bir sonraki trabzanıma giriyorum. 1, 2, 3. Arkasını dönerek bir tane kirpik yapıyorum. Bir tane batıyorum. Bir ileriye daha batıyorum. 1, 2, 3. dibine batıyorum bir ileriye 1 2 3 araya giriyorum hemen dibine yani yanındaki trabzana bir sonraki trabzana ikinci trabzandan sonra 3 zincirimi çekiyorum kirpiğimi örüyorum ipiniz kalınsa trabzanlarımızı 2 2 atlayabilirsiniz Yoksa üst üste yığılır. İlk bir değil, ikişer ikişer atlayarak ilerlerseniz daha hoş olur. Şöyle görmenizi istiyorum. Sona kadar ilerleyelim. Yakamızın uç noktasına kadar tığlayarak geldim. Şöyle görelim. düğme dikeceğim bölüme geçiyorum bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 arkasına batıyorum bu ikinciydi ilerliyorum bir sık iğne ilerliyorum son kepiğimi buraya yapıyorum 1 2 3 kenara dönüyorum sadece ilmek kaydırıyorum batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum batıyorum sık iğnemin içerisine ilmeğime kaydırıyorum. Sadece bakınız dikiş izi gibi izimiz oluyor. Giriyorum, kaydırıyorum. Giriyorum, Düğme dikeceğimiz yere gerek yok. İlk çalışmamız yukarıda kalacağı için bütün sık iğnelerimizin içerisine girerek ilmeklerimi kaydırdım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi keseceğim. Alt kısmımızı tığlamaya başlayalım. Tam kol altından başlıyorum. Ne önden başlıyorum ne arkadan. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum buraya. 1 2 3. 3. trabzan üzerine girerek 3 defa da örüyorum. 1 2 aynı yere batıyorum. 3 4 5 6 7 7 defa trabzanımı ördüm. 2 4 6 ve 7. 1 2 3. 3'e batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. 3. trabzanıma giriyorum. Yine 7 tane trabzanımı örüyorum. bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. trabzana 7 tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5. 6 ve 7. 1, 2, 3, 3'e bir tane sık iğne. Tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, 7 tane trabzanım örüyorum. Tıpkı burada ördüğüm gibi. Evet başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Babamızın uç kısmının sonuna kadar örerek geldim. En son 7. trabzanımızı başlangıç yerimizde Şöyle giriyorum. Sık iğnemin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim. Kestiğimiz bütün iplerimizi şöyle iç kısımda gizleyelim. düğümümüzü de attıktan sonra yine kalan ipimizi keselim. Robamızı bu şekilde tamamladık. Gayet güzel oldu. Önde düğme kullanmayı sevmeyen arkadaşlar burayı arka olarak da kullanabilirler. Diğer tarafı ön olarak kullanabilirler. Nasıl arzu ederlerse ona göre tabi başlarken hangi tarafı ön kullanacaksak bu kısmı birazcık daha trabzan sayısını fazla başlayabilirler. Evet şimdi eteğini çalışmaya başlayalım. Ben desenli şöyle desenli bir kumaş kullanmak istiyorum. Alt kısmını şöyle makinede çevirdim. Uç kısmının sürfürlerini yaptım. Diğer kısmı da yine buradan telini ister makineyle isterseniz elinizle alalım. Şöyle büzgülü bir çalışma yapalım. Sizlerle birlikte yapmak için ben şu iğnemi taktım. İpimi Uzunca bir ip aldım. Şimdi teğelimi almaya başlıyorum. Şu dikişimin olduğu yerden yani yandan başlıyorum. Bunu büzgü yapacağımız için boyutu hiç önem değil. İri iri de alabilirsiniz. Gelişi güzel. Aynı sırada alarak ilerliyorum. Büzgü yapacağız burayı. Tek genişliğini ne kadar isterseniz o kadar a, geniş yapabilirsiniz. Boyu yine bebeğimizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Tabii en güzeli o olacaktır. Belirli ölçüler. Büzgümüzü bu şekilde alarak ilerliyorum. Da yine makinede hemen kolayca alabilirsiniz. Tabi makinesi olmayan arkadaşlarımız için bu şekilde alalım. Yine makinesi olmayan arkadaşlarımız için elde dikebilirler ya da mahalle terzilerinde hemen diktirebilirler nasıl arzu ederlerse. Şimdi teylimi başlangıç iğirme kadar getirmek istiyorum. Başlangıç iğirme kadar büzgülerimi aldım. Şimdi örmüş olduğum robaya dikeceğim. İç kısmını hazırlıyorum şöyle. Ölçülerini mezurumuzla hem eteği hem de bluzumuzu yani roba kısmını ölçerseniz çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Yani sıkıntı olmayacak büzgümüzle robamız arasında. Şimdi uç kısmından birlikte dikmeye başlayalım. Elbisemi tam arkadan dikmeye başlıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz en son ördüğümüz trabzanların hemen şöyle Bakınız merkezin çıktığı yerlerden dikmeye başlıyorum. İğnemi batırıyorum. Burada tamamen e, maharetimizi göstermemiz gerekmekte. Ne kadar güzel. Yani en güzel nasıl dikiyor isek o şekilde dikeceğiz. Elinize alırsanız çok daha e, güzel olacak. Ben gösterme amaçlı biraz şöyle sizlerle birlikte diyelim. Yine büzgülerimize dikkat edelim. Örgümden alıyorum. Kumaşıma geçiyorum. Kumaşıma tekrar battım. düzgülerimizi de yaparak yani hiç bozmadan önce telleyip sonra da dikebilirsiniz önce biraz belirleyip yerini robamızla etek kısmını daha sonra sağlam makine dikişi şeklinde yaparak ilerleyebilirsiniz ben bir kat daha geçeceğim şimdi şöyle çeviriyorum bunu da bu tarafa doğru çeviriyorum. Elinize alıp daha rahat dikerseniz önemli olan en güzel dikişimizi yapabilmek. Önce teyillersek tabi daha net güzel sonuçlar alırız. Evet bu şekilde ilerleyelim. Evet, eteğimin dikişini tamamladım. Ee, gayet güzel oldu. Şöyle arkasını da görmenizi istiyorum. Arkası da bu şekilde. Şöyle. Şimdi bir tane de fiyonkla e, ortadan bir tane biye çalışması yaptım. Şöyle incecik. Fiyonkumuzu e, dikdörtgen bir kumaşı üç çevresinden diktim. Bir tane çevresi. E, dikili değil bakınız. Diğer üç çevresi dikili. Dikdörtgen uzun bir parçayı kestim. Arkadan diktim. Küçük bir parçayı çevirerek bu şekilde fiyonk haline getirdim. Kenardaki bir birimizi de yine uçlarından makinamızla diktim şu şekilde. Buraya şöyle biraz daha alt kısmına dikerek elbisemizi son noktaya koymak istiyorum. Evet, bu kısmı da dikelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar bütün aşamalarımızı yaparak tamamladık. Fiyongumuzu taktık. Elbisemizi eteğiyle güzelce birleştirdik roba kısmını. Şöyle arkadan da görelim. Arkadan da çok çok hoş oldu. Önden de gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler beğenmişsinizdir, içinize sinmiştir ve yaparsınız. Hepinize kolay gelsin diyorum. Tekrar yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.